Ve bugün eğer bir milletvekili, artık muhalefet milletvekili olarak burada sizin karşısında konuşabiliyorsam, burada da sizin her bireyinizin burada bir payı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bu bana sunduğunuz desteğini de aynısını Eylül'de Nezahat arkadaşıma da sunmanızı bekliyorum. Çünkü bizim için herhalde önemli olan yalnız bireylerin bir yerinde değil de, çünkü biz bireyler olarak bir toplumun sesi olmaya çalışıyoruz. Ve 13-14 yıldır bütün şimdiye kadar yaptığım makamlarda, yerel parlamentoda olsun, partide olsun, her zaman Türklerin sesi ve gövdesi olmaya devam ettik. Ve Nezahat arkadaşlarla beraber bunu devam edeceğiz. 19 Mayıs bizim için çok önemli bir gün. Yalnız Gençlik ve Spor Bayramı değil, aynı zamanda Atatürk'ü anma günüdür. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk yalnız bir şahıs, yalnız bir lider, yalnız bir ülkenin lideri olarak değil de aynı zamanda bir duruşun, bir ideolojinin, bir inancın da lideridir. Dolayısıyla 19 Mayıs'ı eğer gençlerimiz, kendimi de genç olarak sayıyorum, eğer gençlerimiz ve biz de Mustafa Kemal Atatürk'ün bu laik ideolojisine sahip çıkmazsak, anmazsak, unutursak yarın bir gün bu ideolojide yok olur gider. Dolayısıyla yurt dışında da aynı bu demin hissettiğim hem Ceren'de hem İbrahim Başkan'ında yurt dışında da yaşadığımız bu vatanseverliği aynı zamanda Almanya'da, Avrupa'da, Amerika'da nerede olursa olsun yaşatıp çocuklarımıza geri vermemiz gerekiyor. Çünkü laiklik demokrasi demektir. Ve bu demokrasiyi koruma görevimiz yalnız ülkemizin sınırları çerçevesinde değil, aynı zamanda uluslararası demokrasiyi her zaman müdafaa etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Biraz da bu son seçimlerde biz bunu gördük. AfD ve diğer sağcı gruplara ya da diğer Türkler tarafından kurulan sağcı gruplara yol vermemek için burada birlik beraberlik şart sevgili konuklarımız. Şimdi lafı fazla da uzatmak istemiyorum. Önemli olan bugün burada emeği geçenlere tekrar teşekkür ettim. Biraz da sitem etmek istiyorum. Çünkü beni tanıyan biliyor. Şimdiye kadar hiçbir zaman Türk toplumu için bir ayrım yapmadım. Her tarafa gittim, her tarafa da seve seve gidiyorum bir şekilde. Çünkü burada sizi maalesef göremiyorum. Böyle bakmam gerekiyor. Işıktan dolayı göremiyorum. Yalnız şu katakom teatra çok nezih bir ortam, güzel bir ortam ama CHP Gençlik Kolları ya da CHP NRV ya da CHP Almanya'nın bir kuruluş ya da böyle bir organizasyon yaptığında en azından 2000-3000 kişi olması gerekiyor ki bir meşale, bir ateşi geri taşıyabilirim. Sistemin burada bulunmaları değil. Sistemin aynı zamanda klavyelerde, internet ortamında bir şeyleri tartışıp, bir şeylerin şovunu yaparken burada emeğe geçen arkadaşlara da söz söylemek pek doğru olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla bir dahaki organizasyonları ben dahil, çocuk çocuğumu getirdim, biz 4 kişi geldik. Ben dahil eşimizi, dostumuzu kapıp da gelip de ortamı biraz daha genişletip arkadaşlarımıza desteklerimizi sunduğunuz zaman çok güzel olur. Bundan sonra da Volkan Baran'ı kim tanıyorsa, hangi çizgide devam gittiğini biliyorsa bu çizgide devam gideceğim. Sizinle beraber yürüyeceğim. Nezahat arkadaşımızla Eylül'den sonra bizimle beraber yürüyecek. Dolayısıyla artık hepimize kolay gelsin diyorum. Tekrar azminizin devamını diliyorum. Önümüzdeki Türkiye'deki kurultayla da biraz kavga edip de Avrupa'daki Türkler için, Avrupa'daki örgütlemeler için de biraz daha fazla CHP'nin de biraz daha fazla yatırım yapması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu konuda bizden desteği ihtiyacınız varsa biz hazırız, kavgamızı ederiz. Çünkü sizin burada duruşunuz, çalışmalarınız bütün millet için çok önemli. Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum efendim.
ve hislerimizi en güzel şekilde dile getirenler arasında olan gurbet gibi güzel şiirleriyle bizi mutlu edip aynı zamanda düşündüren değerli Ozan İnce'yi ve Bülent Bektaş'ı sahneye davet ediyoruz. Ardından annesi Rabia Hatun türkülerle devam edecek. Büyük bir alkışlar. İnsanın gittiği yönden sana ne? Biri Ömer sever, biri Ali'yi, biri akıllıyı, biri deliyi, biri Mevlana'yı, biri Veli'yi, yaradan biri ise dinden sana ne? Canlı bir canlıya ne gözle bakar, nasıl olur kardeş, kardeşten bıkar. Renkler üzerine boşa dil döker, siyahmış, beyazmış, tenden sana ne? Yazık çoğu insan gaflete daldı, üç laf ezberleyip çok bilmiş oldu. Anadan, atadan, nereden kaldı? İlikten, hücreden, genden sana ne? Gönül bir yaradır, kaşıyıp deşmen. Herkesi kabullen, soyunu eşmen. Kimisi kısaymış, kimisi şişman. İnceden, uzundan, enden sana ne? Böyle yarayı bir sen mi bilirsin kantar darayı, harmanı, ahırı, köşkü, sarayı, hayatı saklayan handan sana ne? Aksini üstüne alman mı lazım, illaki kavgada olman mı lazım, her şiir içine dalman mı lazım, yazıp çiziyorsan benden sana. İşi görüp de alasın ibret. Her şeye laf etme, bir kere sabret. Niçin rahatsızsın? Nedir bu nefret? Sevgiyle geçen günden sana ne? Yok köprü altından çok sular aktı. Yok pide içinde yorganı yaktı. Yok cebi delik, yok serveti çoktu. Üçünden, beşinden, ondan sana ne? Ortada gayet insan olmak için gerekmez ayet. Çalgarı tazeymiş, yufkası bayat. Dostla paylaşılan nandan sana ne? İster gönül rengi kızıla kaysın, herkes farklılığın adını koysun. Kim neyi isterse onları giysin. Şalvardan, tumandan, dondan sana ne? İsterim ki herkes kendine gele. Deryalar inciyi almasa bile canana fedadır candan sana.